Sayın demeyi unuttum hepsinin hakkında. Kusura bakmasın tanıdıkları aileleri. Tüm zatlar şaibeli ölümlerle yani kazalarla kurban veriliyor bu ülkede. O insanın da Ahmet Bey de belki anlatmıştır o programı izleyemedim gerçi ama öyle komik bir yerde kaza oluyor ki ya. olmayacak bir şey. Arka koltukta oturuyor ve ön camdan çıkıyor. Çok hızlı araç 150 kilometre hızla çok hızlı seyrederken. Evet vahim bir trafik kazasında. Bu, bu bana göre imkansız. Niye imkansız? Önde eşi oturuyor bildiğim kadarıyla. Şoförü var ve kendisi var. Zaten kendisi 80 küsur yaşında. Evet. Arabanın o kadar hızlı gitmesini zaten istemez. Hı hı. Bir kere düz mantık kuralım. Bir de dümdüz bir yolda böyle bir akıbet ve ikisine de hiçbir şey olmadan sadece Ülke Hanım'ın vefat etmesi de ayrı bir soru. Ya tabii şoföre bunu hiçbir şey olmuyor. E tabii bunu işte şey yapmak lazım. Bu benim işim değil. Bu savcılığın ciddi bir ara, şey yapması lazım. Araştırma yapması lazım. Siz fikirlerinizi söylüyorsunuz. Evet ama evet. çok da sonuç çıkacağına inanmıyorum. Çünkü nasıl birçok gerçeğin üstü kapatıldıysa bunun da üstünün kapatılacağı ya da evet tesadüf kardeşim öyle gitmiş. O da gaza basmış. O da çarpıştı Eyvallah. E susurluk da böyleydi. Yani hani bazen bazı şeyler öyle bir kesişiyor ki insanların bilinmesi gerekiyor. Onun bile üstü kapatıldı. E Özalın suikastı öyle. Ben Özalın. Evet, Özalın. Rahmetli, rahmetli Sayın Cumhurbaşkanımız Özalın. E, cenazesi alındı, adli tıpa götürüldü. Evet, çok evet, enteresan çok, çok durumlarla durum. karşılaşıldı. Çok durum. Belden yukarısının asla bozulmadığı evet. e, bir e, enteresan bir su, su sızıntısının e, naaşına geldiği ve bundan dolayı organların incelemeye e, son derece olanaklı müsait olduğu söylendi yetkililerce. Bunun için ne diyorsunuz? Bakın e, Cumhuriyet tarihinden Alalım çok uzağa gitmeyelim, çok derinlere gitmeyelim. Sizce ama. bununla ilgili bir şey çıkacak mı? Yani herkesin kafasındaki Sayın Cumhurbaşkanımız öldürüldü mü sorusuna bir cevap çıkacak mı? Ben kitabımda da bahsettim nasıl öldürüldüğünü ama şöyle bir şey söyleyeyim de herhalde bu tüm gizlere yanıt olur. Öyle bir bina örüldü ki Atatürk'ten sonra o bina yamalı bohça gibi eğer oradan bir tuğla çekilirse çok kişi altında kalır ve bunu da herkes bildiği için bu diyorum size askeri siyasi yargı her taraftan adamlar bu işin içerisinde. Evet. Kimse çekemiyor cesaret edemiyor çünkü herkes ilişkili yani siz de bilirsiniz medyadasınız yani herkesin birbirleriyle ilişkisi vardır cep telefonlarınız herkes birbirlerinin kayıtlıdır merhaba sını vardır. Yani orada birine dokunursanız hı hı. o da biliyor ki bunun sonu gelmez o da onun ipini çeker yani o yüzden hani bir şey kalmaz ortada hani devlet diye bir şey kalmaz. kalmaz. O yüzden de hiç kimse bunu çekmek istemiyor ya aman diyor benim dönemim bitsin de diyor ondan sonra ne olursa olsun diyor bizim hükümetimiz de hani hükümete gelen hiç kimse de bırakmaz. Evet. Yapışık ikiz gibi yaşarız. Evet. O yüzden de kimse ipi çekemiyor. Yani hala 1930'ların insanları siyaset yapıyor yani. Evet. Kürşat Burak Çağıl'la reklamlardan sonra birlikteyiz. başına yeni gelen sayın seyircilerimiz için gündem konuğumuz sayın Kürşat Burak Çağıl'ın bizimle olduğunu ve çok değerli bir fikir adamı olduğunu da buradan sizlere söylemek istiyorum. Evet Kürşat Bey. 10 Kasım'a az bir zaman kaldı. Ve yine Atatürk'le ilgili birçok konuşma yapılacak. Seveni sevmeyeni, kullananı kullanamayanı yine bir yazınızdan örnek vermek istiyorum. Marifet atam yatağından kalk, kurtar bizi demek değil. Yıllardır uyuduğunuz yatakları terk etmektir. Bıktırdınız, usandırdınız. 10 Kasım geliyor ya, tamam işte. Tam fırsatı. Ayinler başlasın, profil fotoğrafları değişsin, tapının. Aslında daha radikal sözleriniz de var ama tam olarak Atatürk konusunda ne söylemektesiniz? Şimdi beni tanıyanlar ne kadar Atatürk'e değer verdiğimi, Mustafa Kemal Atatürk'e ne kadar değer verdiğimi bilir ama tanımayanlar için bir küçük açıklama yapmak lazım yoksa beni anti-Atatürkçü zannederler. Şimdi ben her şeyin yeterince ya da dozunda sevilmesi, sayılması gerektiğine inanan bir kişiyim. Bir insanın annesi de en değerli varlığı hata yapıyorsa. Evet hatasını bunun yüzüne söyleyebilecek kadar da yürekli olmak lazım. Şu yok. anda Atatürk'ün zihninizdeki yerini anlatıyorsunuz. Evet. Evet. Benim için çok önemli bir kişi, bir zat, bir devlet adamı, bir siyasetçi, bir insan örneği, bir Türk oğlu Türk. Lakin son yaşanan olaylara baktığımda inanılmaz bir dejenerasyon yaşanıyor. İyi ve kötü hiç farkı yok benim için birileri radikal bir şekilde nefret ederken birileri radikal bir şekilde de tapınmaya varar varırcasına bir sevgi gösteriyor. Ve ben yine de hepsinin samimiyetsizliğine inanıyorum. Yani ne derece gerçek bir sevgi? Evet, çok tartışılır bir konu ama hassas bir bir konuda yani bir anıt kabrin yapılış şekli, mimarisine bile bakıldığında Yunan mitolojisinden örnekler olduğunu bizim kültürümüzle alakası olmayan bir yapıda atamızın orada gömülü olduğunu ve her yıl boyunca oraya sanki hani aynı eski putperest dönemlerindeki gibi oraya sürekli olarak akın edildiği ama bakın parantez hemen açıyorum. Gidilmemeli mi? Evet gidilebilir lakin siz hiçbir fikrini, hiçbir ideolojisini, hiçbir düşüncesini, hiçbir yap dediğini yapmadığınızda oraya giderseniz ben de size putperest derim. Bu parantezi de kapatayım. Yani burada çok önemli bir şey var. Ben demiyorum ki Atatürk'ü saymayın, unutun, kitaplardan çıkartın. Hayır değil, Mümkün tabii ki değil tabii. değil. tabii ki değil ama tabii. hani iki yüzlülük de bu kadar olmamalı. Yani en böyle Atatürkçü, ülkücü camiasını biraz atıfta bulunayım. Hani bıyık bırakmakla ya da sakal bırakmakla imam olunmuyor. Ya da milliyetçi olunmuyor. Yakın tarihimizi sorduğumda, Hiçbir insan yanıt veremiyor. Yani Atatürk'ün siz sadece doğumunu, ölümünü, zaferlerini biliyorsunuz. E geriye dönük hiçbir şeyin, hiçbir ideolojisini, hiçbir ilkesini, hiçbir inkılaplarını uygulamıyorsunuz. E o zaman nasıl Atatürkçüsünüz? İşte bu ilk başta kurduğum cümleye geliyor. Müslümanız ama sözde Müslümanız. Türküz ama sözde Türküz. Hani bayrak alıp milyonları sokağa dökmek zihniyeti var ya işte bu. Yani sadece orada bir şeylerin propagandasını yapmak, insanın o egolarını tatmin etmek, hükümete karşı böyle sözüm ona bir ayaklanma düzenlendirmek, insanları ayrımlaştırmak bu hükümetin bir yandan bir tarafında seviyorum. Niye seviyorum? Hani şunu bence anlatmaya çalışıyorlar. İçlerini bilemem neyi savunuyorlar. Hani Atatürk'ü artık tabulaştırmaktan çıkarmaya çalışıyorlar. Artık onu hani fikirlerini sevin. O adamın kaşını, gözünü değil, vücut hatlarını değil. İnsan ya bizim gibi insan işte hataları olan, kusurları olan bir varlık. Ama o dönemin insanlarına göre dahi denilecek zekaya ve bilgiye sahip bir zat. Tamam saygıda kusur edilmemeli ancak fikirlerine e, rozetini takmak Atatürk'e sevgiyi e, getirmiyor diyorsunuz. Atatürk'ün fikirlerini, fikirleriyle yaşamak, fikirlerini uygulamak gerçek Atatürkçülük. Bunu zaten kendisi söylüyor. Yani kendi bedeninde bir gün toprak olacağını söylüyor. Her zaman diyor ki fikirlerime sahip çıkın, bayrağı biriniz teslim alın diyor. Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Evet. Ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar. Şimdi bu kalacak. cümleyi söyleyen imansız olabilir mi? Mümkün değil. Bir kere yani o imansız olanlarda bir kibir vardır. Ölmeme, ölmeyecek, sonsuza kadar yaşayacak bir duygusu vardır. Dikkat edin bunu incelediğiniz insan psikozunda da. Ama Atatürk öyle ilim yönünden de gelişmiş ki yani her zaman rücu ediyor bir kere Allah'a. Yani bir kere peygamberini inanılmaz seviyor, dinine çok bağlı. Ama bize anlatılan tarihte bir baktığınızda bir diktatör, işte ne bileyim, ayyaş, yalnız ne bileyim, komünist, devrimci, yani bir ç şeyle onunla eşdeğer tutan bir zihniyet var. Hani dedim ya biz kavramlarda kargaşa yaşıyoruz. Bizim Türklerin en büyük sıkıntısı Atatürk'ten sonra kurduğu Türk Dil Tarih Kurumu ve e, Dil Kurumu ile alakalı sıkıntılarımız var. Biz birçok kavramın Manasını değiştirdiler. Özellikle ve özellikle manası değişti. Yeni nesilde o manalarla büyüdüğü için biz çözemiyoruz. Bir yerden çıkamıyoruz yani. O yüzden en büyük ihanet Atatürk'ün kurmuş olduğu kurumlarda yaşandı. Bir kere bunu çok iyi anlamak lazım. Yoksa sizin de söylediğiniz gibi ve benim de her zaman savunduğum gibi nasıl ki kimliğinde Müslüman yazıp her bir haltı yiyenle Atatürkçüyüm gezinip de hiçbir ilkelerini uygulamayan adam benle aynıdır. Eşittir yani. İkisi de ihanet içindedir. İkisi de safsatlıdır diyor. Aldatmaca. E tabii ki yani. Önce kendini evet. kandırıyor sonra da insanlar işte ben Atatürkçüyüm deyip her bir haltı yapıyor adamcağız. Maalesef. Yani. Yine sizin din ve devlet konusunda tanımlamalarınız var. Hı hı. Örneğin bir köşe yazınızdan okuyacağım yine. Tabii ki. Karaktersiz insan nasıl ki huzur bozucu ise dinsiz Devlet de o kadar düzen bozucu olur. Evet. Şu an yani eğer bu cümleme karşı çıkan olursa şu anki hükümet düzenden memnunsa tamam. O zaman ben şey yani cümlem çökmüş oluyor. Fikir anlamında çökmüş oluyor ama şu an bir baktığımızda sözüm ona İslam ülkesiyiz ama İslam'ın iyisinin yanından geçmiyoruz. Yani ben dünyada gerçi gerçek Müslümanın olmadığını inanıyorken Türkiye'mizde de evet yarım yamalak bir İslamiyet yaşanıyor. Ama çok önemli bir şey var. Diyorlar ki devlet dinsiz olur. Ya kardeşim devlet dediğin bir madde midir ki? Yani devleti oluşturan bireydir. Yani sen bireylerin o zaman diyorsun ki milletvekilleri, organları, unsurları e, hepsi ateist olsun kardeşim ya da dinsiz olsun ya da of, ya İman dediğin senin yaşayışına yansır zaten. Yani bir adam ahlakı imanından geliyor. Yani o zaman nasıl kanun çıkartacak? Ne yasasına göre çıkar? Hayvani kanunlara biz hayvan mıyız ki? Biz İslam'ı savunuyoruz kardeşim. İslam'ın da kaideleri belli. Bunu hukuka, insanlığın temeline böyle esneterek kanunlarını yaparsın. Yani dinsiz demek, devlet dinsiz olur demek ya çok komik bir cümle. Hani bunu nasıl içimize empoze ettiler ben çözemiyorum. Hani evet, 550 tane robot, android koyacaksınız oraya ee onlar da yasaları koyacak ee e, Müslümanlar da uyacak. Ya %99 Müslüman bir ülkedesin ve devleti bağımsızlaştırmaya çalışıyorsun. Yani bu Atatürk bunu şöyle yaptı aslında biz orayı da kavramda kargaşa yarışıyoruz. Arap İslamiyeti, Yobaz İslamiyeti, Kara Çarşaf zihniyeti, tarikat zihniyeti, hacı hocalar içimize sızan masonik yapılanma, sahte hocalardan arındırmak için orayı kesti, balta gibi kesti. Ama demedi ki siz beş vakit namazınızı bırakın, İslam'ı bırakın, devlet o başka işleyecek. O Tekke başka... ve zaviyeleri o yüzden kapattı. E tabii ki çünkü içlerine sızdılar. Bakın çok önemli bir şey. Şimdi bu cümleyi siz radikal dinciler Atatürk'ü deccel olarak bilir ama nasıl bilir? Onlara şöyle öğretiliyor. İşte Atatürk geldi, hilafeti yıktı, işte kıyafeti değiştirdi, işte Türk dilimizi de değiştirdi. Yani bir baktığınızda ulan diyorsun, evet diyorsun adam bayağı bir İslamiyet'e bir şeytani bir yaklaşım bu. Ama sonra o dönemi anlatmazsanız siz, yani o yıktığı dönemleri bilmezse insanlar, şu anki insanlar, evet orada bir ciddi bir sıkıntı var. Ama o tarihi bildiğinizde masonların içlerimize nasıl sızdığını dini nasıl yozlaştırdığını, Anadolu'da kız çocuklarını okutmayın, zevcilerine yan gözle bakar, kafa tutan bir hacı hoca tayfası gelişmiş orada. Yani siz bunu anlatmazsanız, evet herkes deccel olarak bilir Atatürk. Yani anlatabiliyor muyum? Bize hani okulda hep temel bilgileri öğretmişler. Atatürk İnkılap Kanunu şu şu şu. Çok basit bir şey söyleyeyim size. Çok önemli bir detaydır. Ee, bizim din kesmi şunu söylüyor. İşte şapka kanunu getirdi. Peki kardeşim. Neydi ondan önceki şa şeyimiz şapkamız fes'ti. Peki, eyvallah. Buna da edin. Fes kimden geldi? Ya fes Yunandır. Yani Yunan şapkasını beş padişah geriye doğru bir beş padişaha bakın, fes'i getirenleri yargılasana Atatürk'ü niye yargılıyorsun? Fesi kafamıza geçiren Atatürk müdür ki? Ya bakın burada çok önemli bir şey var. Ben bu bilgiye bile çok sonradan e sahip oldum ve utandım hani ben dedim ki ya niye kıyafetimiz örf adetlerimiz değişti hani belki o değişmeyebilirdi diye kendimi de sorguladım hani Atatürk'ü kendim de sorguladım çoğu zaman. Ama şunu görüyorsun ki fes 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 diye inip durduğun şey Yunanlılardan bize empoze edilen ve bize ait olmayan bir şapka türü ve Atatürk de artık onu daha modernize etmiş. O aslında şu Atatürk şunu yapıyor. Yani aslında bu geçmişe ve masonlara karşı ciddi bir mesaj veriyor. Siz bizim diyor kafamızdan o sarığı bile çıkarttınız ya diyor. O fesi koydunuz ya diyor ben de diyor onu kaldırırım oradan. diyor. Aslında At Atatürk orada bir iradesinin gücünü göstermeye çalışıyor. Evet. Ama bunları tabii herkese anlatmak lazım. Yani ilkokul çocuğuna da bu stratejiyi, geçmişi, Atatürk'ün dönemini anlatmazsanız evet Atatürk'e düşman da olursun. Bilinçsiz bir şekilde çok da sevebilirsin. Yani dersin ki ulan kafamıza fes mi olacaktı şimdi? E tabi şimdi öyle bakarsan öyle çıkar. Ama tarihi detaylı detaylı bize okutulsaydı, öğretilseydi fesin bile bize ait olmadığı anlaşılırdı. Evet. Kitabınız kod. Sıfır. Kod sıfır. Bir, iki, üç, üç. dört, beş olacak. İki bölüm kaldı. Dörde başladım. İsterseniz sayın seyircilerimize şöyle bir e ee, ön sözünden bir alıntı yaparak bilgi vereyim. Biz Türkler tarihin akışını her zaman değiştirmiş. Hatta daha da ileri gidip tarihi yeniden yazmış. Bu uğurda savaşmaktan asla geri durmamış bir ulusuz. Ancak son yüzyılda bizim savaşarak yazdığımız tarih bu savaşın arka planında gizlenen ve gerçekte kim oldukları asla ortaya çıkmayan birileri tarafından değiştirilerek ders kitaplarımıza bile bu haliyle girmiştir maalesef. Evet, Sayın Kürşat Burak Çağıl, Cumhuriyet döneminin değiştirilmiş tarihini adeta sil baştan kaleme alma yürekliliğini göstererek kod 0, 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm, 4. ve 5'i devamında gelecek. Evet, kameraman arkadaşım bir yakın girerse, sayın yazarımızın Yonca Mustafa operasyonu. Kemal Atatürk'ün başında olduğu üç, ikinci bölüm o ikinci bölüm, kitabı, evet. evet, Yonca operasyonu adı altında ikinci kitabı. Evet, burada Atatürk'ün biyolojik oğlu var mıdır demişsiniz. Var mıdır? tespitlerimize göre evet zaten kurgunun içerisinde de onu da yedirdik. Ee, çok güzel bir kurgu oldu açıkçası. Evet. Ee, Abdurrahim Tuncak isimli şahsın. Gerçi ben biraz orada bir oynama yaptım. Ülkü Adatepe ile onu bir tuttum gibi. Yani hani gerçek tarihi bilenler orada bir yanlışlık görebilir ama her şeyi evet. de birebir yazmak zorunda yok. Çünkü araştırma kitabı değil o. Bir kurgu, bir edebi roman aslında. Öyle okunması gerekiyor biyolojik oğlunun evet ya bugün bile hatta geçen gün bir televizyonda yeni yeni tartışma konusu oldu. Ben onu 2008'de yazdım. Atatürk'ün oğlunun olduğunun ve bunun neden gizlendiğini, neden gizleme ihtiyacı duyduğunu anlattım aslında. Hı hı. Bunun da çok büyük bir kanıt olarak hani bir şey olarak söyleyeyim size. İzmir suikastini bilirsiniz. En yakınları, silah arkadaşları bile ihanet içerisindeyken Atatürk kendi öz evladını nasıl deklare etsin nasıl ortalığı astı. E tabii mecbur kaldı ya ve evet. fikriyeden şimdi yeni yeni insanlar çıkıyor cesaret buluyorlar yani konuşabiliyoruz artık Atatürk'ün özel hayatını. Ama ihtiyaç duymuş dedim ya o dönemin radikal bir adamı, e, dahisi birçok şeyi düşünmüş. E, bu ama imanıyla alakalı gelen de bir zekası var geleceği de sezinleyebiliyor, görüyor demeyelim, sezinleyebiliyor. Hı hı. Bir öngörüsü var, bir kurduğu özel bana göre derin bir devleti var. Ve şu anda hala ayaktaysak, hala kırmızı çizgilerimiz ayak yani bir santim bile küçülmediyse onun devam ettirdiği, onu nasıl yetiştirdilerse onun da devam ettirdiği bir e, oluşum içerisinde bu devlet ayakta duruyor. Peki 41 kez Atatürk'e suikast yapıldı. Evet resmi kayıtlarda geçen. Burnu bile kanamadı. Sizce onu koruyan güçler kimlerdir? Nelerdi? Evet. Öncelikle Allah. Ya, eyvallah. Ama işte on Allah diyince.